Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık eşimin bir parçası içimde. Almanya'da bize sıra gelmesi için 12 yıl beklememiz gerekiyordu. Bu nedenle bu ameliyatı Türkiye'de olmaya karar verdik. Geçen Ramazan ayında Türkiye'ye geldim. Saç ekiminin Türkiye'de çok iyi aşamada olduğunu duydum. Bir anda operasyona karar verdim. Kuzey Irak'ta çok savaş var. Biz onun için geç kaldık. Orada her şeyimizi sattık. Onun için buraya getirdik ameliyat olsun diye. Yeter ki çocuğumuz iyileşsin. Türkiye'deki doktorum bir çalışma için ülkeme gelmişti. Beni orada gördü ve inceledi. Ben de onun beni tedavi etmesini istedim. Yurt dışına bu anlamda para aktaran bir ülke olmaktan yurt dışından bu anlamda hizmet sunumuyla gelir sağlayan bir ülke konumuna geldik. Bugüne kadar sağlık turizmiyle ilgili devletin herhangi bir politikası yoktu. Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biri. Antik Yunan'dan bu yana hastalar şifalarını uzak yerlerde aradılar ve aramaya devam ediyorlar. Nitekim Türkiye'de son yıllarda sağlık turizminin gözde ülkelerinden biri, ancak tek ülke değil. Bugün dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında Tayland, Meksika, Singapur, Hindistan gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye ise 10. sırada olduğu tahmin ediliyor. Peki insanlar neden ülkeleri dışında tedavi olmak istiyor? Türkiye'yi seçme nedenleri neler? Gerçekten de sağlık turizmi iyi yönetiliyor mu? Güncel dosyada bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. İnsan kendi ülkeleri yerine başka ülkelerde tedavi olmayı tercih ediyor. Güneş, deniz, tarih ve daha hesaplı tedavi olanakları. Hepsi bir arada olduğunda o ülke dünya çapında sağlık merkezi haline geliyor. Tayland, Hindistan, Meksika ve daha birçok ülke. Sağlık turizmi dünyada önemli bir sektör haline geldi. Yılda yaklaşık 6 milyon hasta kendi ülkesi dışında tedavi imkanları arıyor. Tayland Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sağlık için her yıl 2,5 milyon yabancı hasta Tayland'a gidiyor. Türkiye'nin ise sağlık turizminde çok uzun bir geçmişi yok. Türkiye bu büyük pastadan aslında küçük bir pay alıyor. Ama önceki yıllara göre dikkat çekici bir artış var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı 176 bin. 2012'de ise 261.999 hasta Türkiye'de tedavi oldu. 2013 yılında ise yaklaşık 300 bin yabancı hasta Türkiye'ye geldi. Bu rakam Türkiye'deyken rahatsızlanan ya da buradayken tedavi olmaya karar verenler de eklendiğinde 480 bine ulaşıyor. Yabancı hastaların sağlıkta Türkiye'yi seçmesinin birçok nedeni var. Sağlık hizmetlerindeki uygun fiyatlar Türkiye'yi avantajlı konuma taşıyor. Türkiye'de bazı tedavi yöntemleri Avrupa'ya göre %60 oranında daha ucuz. Bir kalp bypass ameliyatı olmanın maliyeti Türkiye'de 8.500 dolarla 21.000 dolar arasındayken, bu rakam İspanya'da 43.000, Meksika'da 42.000, Kore'de 31.500 dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tedavi hizmetleri Orta Doğu ve Afrika'da, özellikle Balkanlar'da yetersiz. Türkiye'de tedavi hizmeti çok kaliteli ve ekonomik, yani Avrupa'ya göre ve diğer ülkelere göre tedavi hizmetlerimiz bizim hem hızlı
hem ekonomik hem de kaliteli. Dolayısıyla Türkiye'yi tercih ediyorlar. Peki fiyatların düşüklüğünün sebebi ne? Kalitede bir aksamaya neden oluyor mu? Türkiye'deki diş hekimleri Avrupa'daki diş hekimlerinden çok çok daha az kazanıyorlar. Avrupa'daki, Amerika'daki kazançlar, maliyetler, kar oranları daha yüksek. Her yerdeki, her kullanılan malzeme aynı değil. Hani bir porselen, çok daha farklı kalitede malzemeler var bu sektörde ama implant için veya benzer uygulamalar için aynı malzemeyi kullanıyorsunuz. Diş hekimi Profesör Aslan Üşümez'e göre kullanılan malzemeler hemen hemen aynı. Ancak kalitesine göre fiyat değişebiliyor. Türkiye'deki tedavileri ucuz kılan en önemli sebep sağlık çalışanlarının daha düşük ücret alması. Türkiye'nin tercih edilmesinde diğer önemli bir sebep de yurt dışında hastanelerdeki uzun bekleme süresi ve ülkeler arasındaki prosedür farklılıkları. Avrupa'da bazı ülkelerde sağlık hizmeti yüksek kalitede. Buna rağmen hastalar bazen yurt dışına tedaviye gidiyor. Uzun bekleme süreleri, bazı tedavileri sigortanın karşılamaması, özel hastanelerin pahalılığı gibi sebepler sağlık turizmine talebi arttırıyor. Bu ülkelerden biri de İngiltere. York Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre her yıl 65 bin İngiliz tedavi görmek için yurt dışına çıkıyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Büyük Britanya adasında ortalama 70 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun azımsanmayacak bir oranı sağlık tedavisi görmek için ülke dışına çıkıyor. İngilizleri ülke dışına çıkaran sebeplerin başında devlet hastanelerindeki uzun bekleme süreleri, İngiltere Sağlık Otoritesi olan NHS'in estetik operasyonları karşılamaması ve özel hastanelerdeki yüksek fiyatlar geliyor. İngilizler daha çok Macaristan, Yunanistan ve Hindistan'ı tercih ediyor. İlk iki destinasyon Avrupa Birliği sınırları içerisinde. Macaristan ve Yunanistan. Bu iki ülkeye gitmelerinin sebepleri ise bu ülkelerde Avrupa Birliği yasalarının geçerli olması ve herhangi bir tıbbi ihmalkarlık durumunda davanın İngiliz mahkemelerinde açılabiliniyor olması. Üçüncü ülke ise Asya'da, Hindistan. Şaşırtıcı gelebilir ancak İngiltere'deki aile doktorlarının neredeyse %60'ı Hindistanlı. Dolayısıyla aile doktorları iki ülke arasındaki doktorlar arasındaki iletişimi sağlıyor ve post tedavinin İngiltere'de gerçekleşebilmesini sağlıyorlar. Avrupa'da sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede olduğu ülkelerden biri de Almanya. Ancak zaman zaman yaşanan sıkıntılar Almanları yurt dışına tedaviye itiyor. Alman Müller çifti böbrek nakli için Türkiye'de. Almanya'da temel nakil yöntemi kadavradan nakil. Ve kadavradan nakil için 12 yıl beklememiz gerekiyor. Bu nedenle ben kendi böbreğimi vermeye karar verdim. Ama canlı nakli çok nadir yapıyorlar ve genelde kabul görmüyor. Bu nedenle biz Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Çünkü Türkiye'nin bu konuda daha fazla tecrübesi var. Örneğin Türkiye'de yılda 250-300 kadar canlı nakil yapılıyorsa, Almanya'da bu sayı belki sadece 10. Brigitte Müller yıllardır böbrek yetmezliğinden rahatsız ve hayatını diyalize bağlı sürdürüyordu. Eşi Olaf Müller sayesinde artık sağlıklı bir böbreği var. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık eşimin bir parçası içimde. Bu çok güzel bir duygu. Çocuklarımız ikimiz aynı anda ameliyat olacağımız için biraz endişelendi. Ama daha önce sürekli diyalize girmem gerekiyordu. Şimdi ise kendimi daha iyi hissediyorum. Eğer bizimki gibi bir ilişkiniz varsa, 20 yıldır süren, o sizin hayat arkadaşınız demektir. Biz birbirimize aitiz ve karar vermek zor olmadı. Müller çifti bu ciddi ameliyat için kendi ülkeleri Almanya'da yıllarca sıra beklemek gerektiği için Türkiye'yi tercih etti. Haziran başında buraya geldik, ziyaret ettik. Doktorumuzla tanıştık. Amerika'da eğitim almış, tecrübeli bir doktor. Ve burada tedavi olmaya ikna olduk. Brigitte Müller, ülkesine döndüğünde tek isteği çocuklarına sarılıp özgürlüğünün tadını çıkarmak.
Ich hoffe, dass meine Niere lange erhalten bleibt. Böbrek şu an için uyumlu görünüyor ve bu da benim gelecekle ilgili umutlarımı yeşertiyor. Haftaya Almanya'ya dönüyoruz ve çok daha güzel bir hayatımız olacağını biliyorum. Artık daha rahat hareket edebileceğim ve daha özgür olacağım. Hayat daha güzel olacak. İlk yapmak istediğim şey çocuklarıma sarılmak ve ardından gezmek. Uzmanlara göre organ naklinde Türkiye'nin tercih edilme sebebi canlı nakildeki tecrübe. Ülkemizde kadavra nakil sayısı çok düşük olduğu için biz canlı nakile çok önem veriyoruz. Çok daha fazla potansiyel vericilerle karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili tıbbi sorunları çözmede biraz daha tecrübe sahibiyiz. Türkiye her ne kadar organ nakli konusunda ileriye gitse de geçmişte yaşanan yasa dışı organ nakilleri henüz unutulmadı. Türkiye geçmiş dönemlerde sıkça bu yasa dışı örneklerle anıldı. Türkiye, Moldova, Kazakistan ve Rusya'da yaşayan yoksul insanlardan satın alınan organlar yabancı hastalara naklediliyordu. Organ mafyasının kurbanların organlarına karşılık 20 bin dolar ödedikleri, müşterilerindense 80 ile 100 bin dolar aldıkları ileri sürülmüştü. Ortaya çıkan birkaç olayda yoksul donörlerden alınan organların İsrail'li hastalara nakledildiği görüldü. Her merkezin bu konuda çok büyük duyarlılık göstermesi lazım. Yoksa daha önce bu İsrail'li hastalarla Türkiye'de yaşanan olayların olmaması lazım. Çünkü bunlar hemen daha sonra yurt dışı kongrelerde Türkiye aleyhine sanki sadece bununla anılan bir ülkeymiş gibi bir tablo yaratıyor. Halbuki şu anda Türkiye'nin onunla değil, dünyada en fazla canlı nakillerin yapıldığı başarılı bir ülkenin sonuçlarıyla anılması lazım. Bu hepimiz için önemli. Artık yok mu diyorsunuz peki? Ben çok münferit olaylar dışında çok aza indiğine inanıyorum. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da sağlık turizmi adı altında turistleri suistimal eden kuruluşların da önüne geçilmeye çalışıldığını anlattı. Türkiye böyle bir algının merkezi asla olmamalı. Böyle bir algıya da biz asla müsaade etmemeliyiz, etmeyeceğiz. Şimdi bu süreç zarfında belirli yasal düzenlemelerimiz gündemde, onları tamamladığımızda bir defa akredite olmamış kurumlar bu hizmeti veremeyecek. Tedavi için gelen turistler daha çok göz hastalıkları, ortopedi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve kadın hastalıkları, doğumla genel cerrahi kliniklerini ve onkoloji branşını tercih ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin açıkladığı rapora göre yabancı hastaların yaklaşık 7'de biri göz hastalıkları tedavisi için Türkiye'ye geliyor. Because the services here they are cheaper. Burada ameliyat çok daha ucuz ama tek cevap bu değil. Oldukça kaliteli bir sağlık hizmeti de veriliyor. Türk doktorlarına güven arttı. Aynı zamanda organizasyon da çok iyi yapılıyor. Göz tedavileri için Türkiye'ye gelenlerin çoğu tedavi sonrası takip ve kontrol gerektirmeyen basit tedaviler için geliyor. But those patients mostly don't come in Turkey. Göz ameliyatları Türkiye'de çok ilerlemiş durumda. Birçok ülkeden göz için gelen hastalar var. Avrupalılar da bu konuda güveniyor. Ancak ciddi göz ameliyatlarından sonra hastalar sürekli kontrol altında tutulmalı. Bu nedenle daha çok basit göz ameliyatları için geliyorlar Türkiye'ye. Ve diş hastalıkları. Orada belli kurallar var. İşte 6 ayda bir gideceksiniz, düzenli kontrol olacaksınız. Kontrolü olmazsanız işte sigorta şununuzu ödemiyor, şununuzu yapmıyor. Çok katı kuralları var ve ödeme şeyi de özellikle de bu implantı, seramikte bu pahalı maliyetli şeylerde belli bir oran. Dolayısıyla da hani onu o oranı orada yaptırıp çok daha fazla para vereceğimi işte gideyim hem de tatil yapayım şöyle böyle hani hastalara bir şekilde bir cazibe şey haline geliyor. Aslında diş tedavisi çoğu kez tek bir operasyonla bitmiyor. En önemlisi operasyondan sonra takip. Ancak yabancı hastalar için bu oldukça güç. Bu nedenle sorunsuz olması için daha kesin tedaviler uygulanıyor. Bir kere geldim bitti değil aslında. Bunun devamı takibi çok önemli. Dolayısıyla tedavi protokolleri daha radikal, daha problemsiz. Yani hastaya da problem olmasın, sonrasında bize de sıkıntı olmasın. Yani sıkıntı olabilecek bir diş varsa
Hani tedavi etmektense çekelim, implantı yapalım. Sonrasında bize şey olarak geri dönmesin. Hekimlerin de yaklaşımı bu şekilde. Kanser. Birleşmiş Milletler Kanser Ajansı'nın raporuna göre dünyada bir numaralı ölüm sebebi. Kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen hastalar da var. Bulgaristan'dan gelen Marusia Liloria onlardan biri. Üstelik kendisi de doktor. 64 yaşındaki Liloria akciğer kanseri ve ölüm tehlikesi taşıyor. Tedavilerime Bulgaristan'da başladım. Kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Türkiye'deki doktorum bir çalışma için ülkeme gelmişti. Beni orada gördü ve inceledi. Ben de onun beni tedavi etmesini istedim ve onun için geldim. O ülkemde tanınan ve saygı duyulan bir uzman. Başından beri bize konsülte edilen bir hasta. Sürekli bize e-mail ile danışıldı bu hasta. Biz de kendi düşüncelerimizi söyledik. Belli aşamalarda kendi ülkelerinde bu teknoloji olmadığı için, bu tedavi için buraya geldi. İlk önce geldiğinde beyinde noktasal ışınlama dediğimiz bir ışınlama için geldi. Bu tedaviyi yaptık. Buradaki insanlar çok kibar ve kendimi güvende hissediyorum. Karmaşık bir tedavim var. Ülkeme döndüğümde de tedavime devam edeceğim. Tedavim iki ülke arasında ortak bir süreçte sürdürülüyor. Ciddi tedaviler için özellikle Balkan ülkelerinden gelen hasta sayısı yüksek. Bir kere güveniyorlar, ikincisi yüksek teknoloji var, üçüncüsü vize sorunu yok, hastalar kolaylıkla gidip gelebiliyorlar. Biraz pratik bir ülkeyiz, yani diğer ülkelerdeki gibi bir doktorla görüşmek için saatlerce beklemiyorlar, daha pratiğiz, daha organizeyiz. Bence çeşitli nedenleri var, memnun kalıyorlar, kendi ülkelerinde aynı ilgiyi gördüklerini çok zannetmiyorum. Orada farklı dinamikler var doktorla hasta arasında. 2012 yılında en çok Libya, Almanya ve Irak'tan gelen hasta oldu. Türkiye'de tedavi için gelen hastaların büyük çoğunluğu Temmuz ayını tercih ediyor. En çok gelinen şehirler arasında ise Antalya ilk sırada yer alıyor. Sağlık turizminde emeğin çoğu özel hastanelerin. Tedavilerin %91'i özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde gerçekleştiriliyor. Sadece %9'u ise devlet hastanelerinde. Hatta bazı özel sağlık kuruluşları onlarca kişilik ekiple bu alanda çalışıyor. Yurt dışında ofisler, tanıtım elemanları, tercümanlar, her özel sağlık kuruluşu kendi ekibi ve kendi imkanıyla sağlık turizmini arttırmaya çalışıyor. Hasta öncelikle gideceği hastaneyi seçmiyor. Öncelikle gideceği ülkeyi seçiyor. Onun için bizim ülke olarak sağlık turizminde Türkiye markasını yaratmamız gerekiyor. Bunu ben yapamam veya hastaneler birer birer yapamazlar. Çünkü biz biraz daha kendimiz oryante çalışıyoruz. Sağlık turizminde lokomotifliği, zaten öncülüğü özel sağlık kuruluşlar yapıyordu bugüne kadar. Liderliği onlar yapıyordu. Devlet geriden geliyordu. Halen de bu liderlik devam etmekte. Özel kuruluşlar yurt dışında açtıkları ofislerle Türkiye'deki tedavi olanaklarını tanıtmaya çalışıyor. Hastaların havaalanında karşılanmasından oteline yerleştirilmesine kadar her türlü hizmet veriliyor. Hatta isteyenler için turistik tur bile ayarlanabiliyor. Bizim yurt dışında ofislerimiz var. Şu an Bakü'de, Tiran'da, Kazan'da, Saraybosna'da, Irak'ta çok ofislerimiz var. Bu ofisler sayesinde oradaki doktorlara, hastanelere, özel ve devlet hastanelerine hizmetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Gelmeye karar verirlerse oradaki uçak biletinin ayarlanmasından, havaalanına transferinden, Türkiye'ye uçaktan indikten sonra eğer ambulans gerekiyorsa ambulansla uçağın kapısından alınıp hastaneye aktarılmasından onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hastalar Türkiye'ye geldikleri zaman gezmek de istiyorlar. Bu anlamda özel hastaneler turizm firmalarıyla, turizm şirketleriyle, turizm acentalarıyla işbirliği yaparaktan onların bu ihtiyaçlarını karşılamakta destek olmaya çalışıyorlar. Onların işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü onların sağlık için gelmeye alışık oldukları bir destinasyon değildi bugüne kadar. Ama onlara sağladığımız bu kolaylıklar onların ayağını alıştırmaya vesile oluyor. Sağlık turizminde adından anlaşıldığı gibi turizm ve sağlık sektörü birlikte çalışıyor. Biz evvelden şunu diyorduk. Sağlıklı yaşam için Türkiye'ye gelin. Şimdi diyoruz ki sağlıklı yaşlanma için Türkiye'ye gelin. Burada biz seyahat ajantı olarak sağlık hizmetlerinin işini, doktorluğunu yapacak değiliz. Sağlık hizmetleri de bizim faaliyetlerimizi yapmayacak.
Biz getireceğiz, ağırlayacağız, hastaneye bırakacağız. Ondan sonra hastanedeki işi bitirirse tekrar teslim alacağız. İstirahatını yapacak, gezecek, eğlenecek, alışveriş yapacak ve mutlu bir şekilde ülkesine dönecek. Sağlık turizminde özel hastaneler ön plana çıksa da bu konuda çalışma sürdüren az sayıda devlet hastanesi de var. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu alanda dikkat çekiyor. Hastanenin üst katı sadece sağlık turizmine ayrılmış. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 15. katındayız. Bu kat sadece yabancı hastalar için ayrıldı. Manzaralı ve lüks odalarda dünyanın dört bir yanından gelen yabancı hastalar tedavi görüyor. 800 metrekare bir alana sahip ve 8 tane suit odamız var. Manzara olarak sizler de görmüşsünüzdür. Bir taraf Çamlıca tepelerine bakar, bir taraf da Marmara Denizi'ne bakar. Manzara olarak çok güzel bir manzaraya sahip. Tabii güzel bir manzarada tıbbi hizmet sunulan bir kat. Bu manzaralı odalarda hastalar ciddi sorunları için tedavi görüyor. Siyami Ersek Hastanesi'nin uzmanlık alanı kalp hastalıkları. Özellikle ameliyatı güç olan çocuk hastalar bu hastaneye geliyor. Bu sefer hastanenin konuğu küçük bir çocuk. Adı Yusuf Mahir Fuat, 1,5 yaşında. Doğuştan kalbi delik. Ameliyatının çok daha önce yapılması gerekiyordu ama Irak'taki savaş nedeniyle gecikti. Çok geç kalmışız biz. Biz de zaten Irak'ta işit olduğu için gelebilmedik. Onun için 1 aylıkken getirmemiz lazımdı ama şimdi 1,5 yıl. Çok geç kalmışız. 3 ameliyat istiyor. Çok riski var. Ameliyattan çıkmayabilir. Annesi Dilan Diyar Yusuf ve babası Mahir Fuat Ahmet Türkiye'yi tercih etme sebeplerini anlatıyor. Türkiye nedeni bu, ben kendim de ameliyat oldum Konya'da 11 yaşındayken. Orada çok iyi bakıyorlar. Burası devlet hastanesi olduğu için onun için buraya geldik. Bir haftaydı öğrendik. Hastaneye götürdü, söyledi böyle. Sonra hastaneye götürdük orada. Orada hastane yapmadılar. Bize söyledi, dışarı götür. Nereye götürelim dedi, Türkiye'ye götür. Orası iyi hastane. Burada yapmayacaklar. Burada ameliyat yaptığınız zaman çıkmayacak ameliyattan. Şimdi umutları çocuklarının iyileşmesi. Yabancılara çok çok iyi bakıyorlar. Odamız çok güzel, çok iyi bir oda. Herkese teşekkür ediyoruz. Peki yabancı hastalarla iletişim nasıl sağlanıyor? Hekimlerin çoğu İngilizce biliyor. Bunun yanı sıra özel hastaneler çok sayıda tercümanla çalışıyor. Devlet hastaneleri ise zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Siyami Ersek Hastanesi değişik bir örneğe sahip. Yaşar Çelikkaya, hastanenin temizlik görevlisi. Yabancı hastalarla sürekli iletişim halinde. İki yabancı dil ve işaret dili biliyor. Hospital açık kreşi mi? Kreşi. Nasıl böyle yabancı dil öğrenmeye merakınız gelişti? Yabancı dilim zaten altyapım vardı benim. Laleli'de çalışmıştım 10 yıla yakın. Sonra hastanede başlayınca, yabancı hastalar da gelmeye başlayınca kendimi geliştirmeye karar verdim ve kursa gitmeye karar verdim. Rusça kursuna. Daha önceki yıllarda Arnavut hastalarımız çok geliyorlardı. Onlarla da kendimi ifade edecek şekilde konuşabiliyordum, anlatabiliyordum. Onların dertlerine işte derman olmaya çalışıyorduk. Zorlandığım zamanlar dediğim gibi sözlüğüme bakıyorum. Çelikkaya'nın bir sonraki hedefi Almanca öğrenmek. Rusça dilinden sonra en büyük hedefim Almanca kursuna gitmek, Almanca öğrenmek. Türkiye zorunlu tıbbi operasyonlar için değil, saç ekimi ve estetik isteyenlerin de tercihi. Khaled Ali Al-Sahli de onlardan biri. Suudi Arabistan'dan geldi. Üstelik özel bir durumu var. Daha önce kalp nakli olduğu için saç ekimi yaptıracak sağlık kuruluşu bulamamış. Sonunda Türkiye'de yaptırma imkanı bulmuş. Bir engelim yoktu. Fakat birkaç tane merkeze başvurdum. Hepsi kalp nakli olmuşsun, kullandığın ilaçlar var, bunun steril ortamda olması gerekiyor. Biz sana bu ameliyatı yapamayız dediler. Ama ben çok ısrarlıydım ve sürekli bunu yapacak bir merkez aradım. Geçen Ramazan ayında Türkiye'ye geldim. Saç ekiminin Türkiye'de çok iyi aşamada olduğunu duydum. Bir anda operasyona karar verdim.
Kalet Ali Alsahli'nin saç ekim işlemi kardiyoloji doktorunun kontrolünde ilerliyor. Kalp nakli yapıldığında yine aynı durumda kaldım. Çok azim ve ısrar gerektiren bir durum. O ameliyata karar verdiysem buna da karar verebilirim. Yapılan kardiyoloji konsültasyonları sonucunda herhangi bir engel olmadığı ve çok steril bir ortamda yapılırsa bir sıkıntı oluşmayacağı tespit edildi. Kardiyoloji doktoruyla birlikte hareket ediliyor. Yurt dışından saç ekimi için gelen çok sayıda hasta var. Özellikle Arap ülkeleri bu konuda ön plana çıkıyor. Saç dökülmesi çok fazla ülkelerinde. Ve bu yüzden tabii ki saç ekimin daha fazla muhtaç oluyorlar. Hastalarımız geliyorlar, bir hafta tatil yapıp sonra ameliyatını yapıyorlar ve tekrar dönüyorlar. Uygun fiyatlar bir tercih sebebi. Saç ekimi Türkiye'de ortalama 5.000 lirayken bu rakam Avrupa'da 10.000 avro, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30.000 dolar seviyesinde. Ücretler Avrupa ülkelerine göre düşük olsa da sağlık turizminin ekonomiye katkısı yine de oldukça önemli. Sağlık turizminden elde edilen gelir 2013 yılında 2,5 milyar dolar düzeyinde. Kamuda ortalama hasta başı gelir 9.000 dolarken bu rakam özel sektörde 12.000 dolara yükseliyor. Hal böyle olunca sağlık turizmi 10. kalkınma planında da yer aldı. Birinci periyotta hedeflediğimiz bu 2,5 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirini 9-10 milyar dolarlara çıkartabilmek, 2023'te de bunu 20-25 milyar dolar aralığına taşıyabilmek. Bu anlamda güçlü bir altyapı çalışmasını devam ettiriyoruz. Sağlık turizmi Türkiye'de gelişiyor olsa da eksiklikler çok. Termal turizmde potansiyelin yeterince kullanılmaması, ulusal bir stratejinin eksikliği, verilerin güvenilirliğindeki şüpheler ve denetleme mekanizmasındaki eksiklikler gibi sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin termal turizm ve yaşlı bakımı da Türkiye'de sağlık turizmi denince ilk akla gelenlerden. Termal kaynaklar açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye, bu potansiyelini yeterince kullanamıyor. Termal tedavi dediğimiz, yani suyla tedavi, kaplıca dışındaki wellness ve rahatlama dışında tedavi amaçlı tesislerde uluslararası standartlar aranıyor. Türkiye'de bu standartlara sahip tesis sayısı çok fazla değil maalesef. Sağlık Bakanlığı kaplıcaları termal sağlık kliniklerine çevirmeyi planlıyor. Termali de artık sağlık termali şeklinde ikiye ayırıyoruz. Bir, termal turizm. İki, termal sağlık turizmi. Yani burada tedavi amaçlı termali kullanan bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün bunları başardığımızda, ki önümüzdeki 1-2 yılda hedefimiz bunları güçlü bir şekilde oluşturmak ve yakın coğrafyamıza bunları tanıtabilmek. Her ülke için ayrı bir strateji belirlendi. Orta Doğu'ya cerrahi operasyonlar, Avrupa'ya termal bakımlar tanıtılacak. Termal sağlık turizminde, yaşlı turizminde ciddi düzeyde güçlü bir sunum yapabiliriz. Bu güçlü sunumun organizasyonunu, altyapısını hazırlıyoruz Sağlık Bakanlığı olarak. Sağlık turizmi yönetimi için ulusal bir strateji henüz kapsamlı şekilde belirlenmedi. Açıklanan veriler de çok güvenilir değil. Ulusal ölçekte sağlık turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına alacak ve denetleyecek kapsamlı bir sistem henüz yok. Kalkınma planında gördüğümüz kadarıyla bir istatistiki sistem kurulacak. Şu ana kadar olanlar çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü düzensiz gelen bilgiler. Avrupalılar karmaşık tedaviler için Türkiye'yi tercih etmiyor. Büyük tedaviler için hastalar gelmiyor. Çünkü sigorta poliçelerinde yok. Kişiler kendi bütçelerinden karşılayamadıkları için dolayısıyla Türkiye tercih edilmiyor. Hastanelerin, özellikle devlet hastanelerinin önemli bir kısmı sağlık turizmi hizmeti sunmaya hazır değil. Sağlık Bakanlığı'nın 32 bin yatak kapasiteli hastane inşaatı devam ediyor. Kendi
ülkelerinde bütçelerine göre tedavi olanağı bulamayan ya da devlet hastanelerindeki bedava tedaviler için aylarca beklemek zorunda kalanlar kendi ülkeleri dışında şifa arıyor. Güney Amerika'dan Asya'ya dünyanın pek çok bölgesindeki ülkeler tedavi için tercih ediliyor. Türkiye'de tercih edilen ülkeler arasında. Uzmanlara göre potansiyeli de oldukça yüksek ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilmiyor. Yıllardır dünyada bu konuda bir numara olan Tayland'a yılda 1 milyondan fazla hasta geliyor. Hindistan, Tayland, Meksika gibi ülkeler sağlık turizmi adına yıllardır çabalıyor. Türkiye ise yarıştığı ülkeler arasında daha yeni. Ancak hedef büyük. Hedef Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısını gelecek 10 yıl içerisinde 2 milyon hastaya yükseltmek.